İnsan ve Cinlerin Müftüsü Ebu Suud Efendi Osmanlı Şeyhülislamlarının 15.si olup Ebu Suud el İmadi ismiyle meşhur olmuştu. Asıl ismi Ahmet'tir. 1490 senesinde doğmuştu. Alimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedeleri Semerkant'tan Anadolu'ya gelip yerleşmiştir. Babası Mehmet Yavsi ismiyle bilinen tasavvuf ehli bir zattı. Ebu Suud Efendi, önce babasından ilim öğrendi. Gençlik çağında da babasının derslerine devamıyla icazet aldı. Babasından sonra Müeyyed Zade Abdurrahman Efendi'den, kayınbabası Mevlana Seyyid Karamani'den ve İbni Kemal Paşa'dan okudu. Tahsilini tamamladıktan sonra 26 yaşında müderris oldu. 1532'de Bursa Kadılığına bir sene sonra da İstanbul Kadılığına tayin edildi. 1537'de Rumeli Kazaskerliğine tayin edildi. 1545 senesinde Şeyhülislam oldu. Vefatına kadar bu görevi ifa etti. Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman'ın sevip değer verdiği pek kıymetli bir alimdi. Kanuni, onu bütün seferlerinde yanında bulundururdu. İkinci Selim Han da babası gibi Ebu Suud Efendi'ye çok hürmet etmiştir. Hoca Sa'dettin, Sa meşhur şair Baki Efendi, Hacı Sultan Ataullah gibi pek çok alimin hocasıdır. Ebu Suud Efendi'nin sıfatlarından bazıları ise şunlardır. Müftiyül Enam, insanların ve cinlerin müftüsü, Sultanül Müfessirin, Müfessirlerin sultanı, allame Kül, her mevzuya vakıf yüksek alim, Ebu Hanife-i Sani, ikinci İmam-ı Azam, Şeyhül İslam ve Hoca Çelebi, Ebu Suud Efendi tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde pek çok eser yazmıştır. Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilen ve bu dillerde eserler veren Ebu Suud Efendi'nin Arapça şiirleri oldukça kuvvetlidir. Zarif, ince, nüktedan bir kişiliğe sahip ve ince bir şiir zevkine sahip olduğu görülmektedir. Bütün İslam aleminin yetiştirdiği en büyük alimlerden biri olan Ebu Suud Efendi 25 Ağustos 1574 tarihinde vefat etti. Ahmet Şimşirgil Kayı 5 Kudret ve Azamet Yılları Sayfa 57-60 22 Mart Mevlana Takvimi